Herkese merhabalar, ben Afize. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Ocak ayında neler izledim, neler okudum videosunu paylaşıyorum. Gerçekten bu videoları izlemeyi çok seviyorum. Yeni kitaplar, yeni filmler keşfediyorum. Umarım siz de benim kadar çok seviyorsunuzdur. O yüzden hızlıca kitaplarla başlayalım diyorum. En sondan en başa doğru gidelim istiyorum. Bu ay en son Zülfü Livaneli'nin Seren adını bitirdim. Bu kitabı gerçekten uzun süredir kitaplığımda bekletiyorum ve emin olamadığım ve kalınlığından böyle sürekli ay acaba okuyabilir miyim ya, okusam akar mı falan dediğim kitaplardan biriydi. Fakat gerçekten akıyordu. Benim çok yoğun bir döneme denk gelmiş olmasına rağmen kitap böyle hızlıca elimden uçtu gitti desem yeridir. Ne kadar sürede tam okudum hatırlamıyorum. Yine uzun bir süreydi ama benim için bu kalınlıktaki bir kitabı o yoğun dönemde hızlı bitirmiş sayılabileceğim bir süreydi benim açımdan. Okullar başladığına göre benim tiyatro kulübüm de başlamıştır. Tiyatro kulübüyle birlikte her hafta yeni bir tane tiyatro okumaya çalışıyoruz elimizden geldikçe. Bu ay okuduğum kitap ise Romeo ve Juliet oldu. Bu kitabı ben aslında 15 tatilinde okumak için almıştım. Fakat kısmet tiyatro kulübüyle birlikte okumaya ermiş. Yani Romeo ve Juliet üstüne söyleyecek çok bir şeyim yok. Her zaman her şekilde çok seviliyor ve gerçekten canlı izlemeyi çok istiyorum. Gerçekten ama gerçekten bir gün canlı izleyeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Şu an bahsedeceğim iki kitap ise elimde şu an yoklar. Biri arkadaşımda, biri zaten arkadaşımın kitabıydı. İlk kitabımız Büyü Dükkanı. Biz bu Büyü Dükkanı'nı senaryolaştırmak için okuduk tiyatro ile birlikte. Ve gerçekten ama gerçekten bu kadar güzel olamaz diye düşünüyorum bir kitap. 8 bölümden oluşuyor. Her bölümde farklı hikayeler var ve her hikayenin sonunda kendinize bir şey katıyorsunuz. Gerçekten Büyü Dükkanı'nı bu kadar seveceğimi düşünmemiştim. 8 bölümde ayrı ayrı bir noktaya gidiyorsunuz. O yüzden bence muhakkak ama muhakkak bir bakın derim bu kitaba. Ben de kitaplığıma en yakın sürede ekleyeceğim. Son okuduğum kitap ise Fahrenheit oldu. Fahrenheit'a ben 2 kere başlamaya çalıştım. İkisinde de başarılı olamamıştım. Fakat bu sonuncusunu da okuyup bitirdim ve aslında neden başarılı olamadığımı gördüm. Kitap 80. sayfadan sonra falan böyle akar pozisyona geçiyor. İlk başlarda böyle biraz kavramaya çalışıyorsunuz dünyayı. Zaten her fantastik, daha doğrusu bilim kurgu dünyasında ilk kitaplarda böyle olur. Yani anlayamazsınız nasıl bir dünyadayım şu an diye düşünürsünüz. Sonrasında akar gider diye düşünüyorum. Genel olarak okuduğum bütün kitaplar böyleydi. Fahrenheit'ı da çok beğenerek okudum. Yani herkesin neden bu kadar beğendiğini anlamış bulundum. İki tane dizi izledim. Ottoman, yani Fatih Sultan Mehmet'in Netflix tarafından çekilen filmiydi. Yani açıkçası çok beğenmedim ama çok da kötü değildi. Yani mükemmel değildi ama İzlemesem de olurmuş gibi bir şeydi. Meraktan izledim gerçekten. Kendini izlettiriyor birden son bölümüne kadar. Her koşulda kendini izlettiriyor. Gerçekten ama gerçekten sevebileceğiniz dizilerden biri. Ben mesela şöyle söyleyebilirim ki bir dönem Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedişine deli gibi araştırmış biri olarak bilmediğim birçok şey ve yön keşfettim. O yüzden kesinlikle eğer böyle tarihe merakınız varsa ve İstanbul'un fethedilmesi nasıl oldu diye merak ediyorsanız bence bir filme bakın. Ay diziye. Diziye bakın. İzlediğim bir diğer dizi ise Anna. Bu diziyle ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bu dizi çok güzel. İzleyin. Bu ay herhalde böyle aşırı kült filmler, aşırı mükemmel filmler falan izlemedim. Hepsi ya kafa dağıtmak için izlediğim filmlerdi ya da böyle hani izleyeyim bitsin, okey tamam vakit geçsin diye izlediğim filmlerdi. İlk izlediğim filmlerden biri Tatlım Tatlım'dı. Bu filmi çok merak ediyordum çünkü gerçeküstü aşktan böyle çevrilmiş bir hikaye diyebiliyorum yanlış bilmiyorsam. Tatlım Tatlım'ı izlerken tam olarak şunu yapıyorsunuz. Ben de yaşıyorum bunu ilişkilerimde. Ben de böyleyim bu ilişkimde. Böyle böyle, böyleyim şu an ilişkimde falan yapıyorsunuz. Gerçekten ilişkilerden alınmış hikayeler. %100 gerçekler. Çok ciddi konuşuyorum. Gerçekler yani. Bir diğer izlediğim film ise bir gençlik dizisiydi. Sesinde aşk var. Yani aşırı mükemmel değildi. Biz gençlik dizilerinde hiç iyi değiliz. Daha doğrusu gençlik filmlerinde hiç iyi değiliz. Yani çok daha iyi olabilirdi. Ama maalesef ki böyle olmasını istemişler. Ve böyle olmuş gibi geliyor bana. Ama keşke daha iyi olsaydı da ben burada önerebilseydim bu filmi ama Çılgın İhtiyar'ı izledim. Ve gerçekten böyle sonunda ah dediğim filmlerden biriydi. Komikti, güldürdü ama mükemmel değildi. Tabii ki her noktasında böyle bir iyi falan yaptığım yerler oldu ya da yani falan olduğu noktalar oldu. Zeki zaten ben High School Musical'dan beri beğeniyorum. Başroldeki
diğer adamın adını hep unutuyorum. Hep unutuyorum. Onun filmlerinde de genelde böyle gülebiliyorum. Çok seviyorum güldüğüm filmleri onun filmlerinde. O yüzden ya bu filmi bilmiyorum. Bakmak isterseniz bakabilirsiniz ama eğer yaşınız 18'i geçmemişse bence çok da gerekli bir film değil yani. Bay Evet'i izledim. Bay Evet'i çok uzun süredir duyuyordum ve ben Bay Evet'i böyle birazcık daha farklı bir şey bekliyordum ama bambaşka bir şey çıktı. Ben de genel olarak insanlara hayır diyemiyorum. Her zaman böyle hani bir şey yapamasam bile olur, yaparım, halletmeye çalışırım falan diyorum. Ve sonunda bir bakmışım o işi gerçekten yapıyorken, canla başla çalışıyorken buluyorum. Ve kendi işlerimi kenara atıp başkalarının işlerini yapmaya başlıyorum. Bu filmde ise tam tersi var. Adam her şeye hayır diyor, hiçbir şeye evet demiyor. Ama evet deyince önüne çıkan fırsatları görüyor. Yani birazcık tabii ki böyle mi olur gerçekten her şey diye düşünmek gerekiyor ama bazen kararında evet veya bazen kararında hayır demek %100 en doğrusu. Taylor Swift'in bildiğiniz üzere bir film yayınlandı ve ben bu filmi Netflix'te düşer düşmez izledim. Tam bir biyografi tarzı filmdi. Yani Taylor Swift'i seviyorsanız seversiniz, sevmiyorsanız sevmezsiniz. Ben merak ettiğim için izledim ve açıkçası mükemmel bulmadım ama çok da kötü değildi. Yani öyle vakit geçirmek için arada açıp izlediğim, yemek yerken baktığım bir film haline geldi. Ya da biyografi haline geldi. Aykut Enişte'yi izledim. Bunu bir arkadaşım tarafından önerilerek izlemiştim. Yani Aykut Enişte, Aykut Enişte, Aykut Enişte, Aykut Enişte güzeldi, güldüm falan dedi. Ve açtım izledim. Evet güldüğüm sahneler vardı ama Türk komedisi yani tam olarak Türk komedisi. Çok mükemmel değildi gerçekten. Ne kadar çok mükemmel olmayan film izlemişim bu dönemde yani. Çok iyi değildi ama kesinlikle boş vaktinizde değerlendirmek için, azıcık da gülmek için izlenebilecek filmlerden biriydi. Ve son olarak Yol Arkadaşım 2'yi izledim. Şahsen ben biri beğenmiş biri olarak 2'ye ne gerek vardı diye düşünmedim değil şahsen. Yani bazen böyle bir şeylerin sakız yapılmasından hoşlanmıyorum. Bence Yol Arkadaşım 2 de böyleydi ve ben 3'ünün de geleceğine inanıyorum. Ama gelmemeli. Çünkü bazen bir şeyleri tek yapmak çok daha iyidir. Buna inanıyorum. O yüzden de bilemiyorum yani. Bence tek olmalıydı. Bilmiyorum. O kadar hızlı konuştum ki her film hakkında ufak ufak cümlelerde sizi sıkmadan paylaşmaya çalıştım. Bundan sonra bu videolar bu şekilde gelecek. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.